İş hayatında güç sahibi olmak hem kariyeriniz için hem de özel yaşamınız için iyidir. Çünkü güç sizin daha az savaşarak daha çok kazanmanızı sağlar. Peki iş hayatında gücün kaynakları nelerdir? Gücün en önemli kaynağı uzmanlıktır. Alanında az bulunan bir bilgi ve beceriye sahip olmak, sizi o uzmanlığa ihtiyacı olanlar karşısında oyunun kurallarını belirleyecek kadar güçlü yapar. Gücün ikinci kaynağı, içinde bulunduğunuz yönetim ekosisteminin içeriğiyle ve dışarıyla ilişkilerinde hakim bir noktada bulunmaktır. Satışçıysanız müşteri portföyünün büyük kısmı ile yakın ilişkiler, finansçıysanız para temin edecek kaynaklarla özel diyaloglar, devlette ve iş dünyasında hatırlı tanıdıklar ve sponsorlar, meslek camiasında geniş bir tanınırlık ve etki sizi basitçe güç sahibi yapar. Gücün üçüncü kaynağı, firma içinde ve firma dışında önemli bir bilgi akışını kontrol eden iletişim network'üne sahip olmaktır. İş dünyasında bilgi ve nüfuz değerlidir. Bazı konuları diğerlerinden daha önce öğrenebilen, diğerlerinden daha etkili yayabilen kişilere her zaman ihtiyaç duyulur. Gücün son kaynağı, organizasyonel yetkileri kullanma imtiyazı yani ünvan sahibi olmaktır. Özellikle üst yönetim kadrolarındaki kişiler, organizasyon içinde bu gücü neredeyse engelsizce kullanırlar. Eğer güçlüyseniz bu sizi işveren karşısında pazarlık masasında güçlü yapar. Güç sizin birçok kapıyı zorlanmadan açmanızı ve birçok savaşı başlamadan kazanmanızı sağlar. Güç isminize eşlik ederek kişisel markanızı parlatır. İş hayatında daha fazla güç ve etki sahibi olanların iş stresinden daha az etkilendikleri saptanmıştır. Gücün bir bedeli vardır, bu da onu elle tutmak için sürekli uyanık olmak, kaynaklarımızı korumak ve yenilemek gereğidir. Bir sonraki videoda gücün nasıl kaybedileceğini konuşacağız.